Arkadaşlar Merhaba, Özel Umut Fen ve Teknoloji Koleji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 9. sınıfın e, madde ve özellikleri konusunun e, ikinci bölümünde e, dayanıklılık, e, adezyon, kohezyon kuvveti, kılcallıkla e, ilgili konu anlatımı yapacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Dayanıklılıkla hemen e, giriş yapalım koltukların ayaklarının neden bir sandalye ayağı kadar uzun değildir? Aynı maddeden yapılmış eşit hacimdeki küre ve silindir şeklindeki maddelerden hangisi daha dayanıklıdır? Bunlarla ilgili bu soruların cevabını arayacağız videomuzda, yani konu anlatımımızda. Katılar şekil değişikliğine en çok direnç gösteren haldir. Katı maddelerin atom ve molekülleri arasındaki kuvvetli bağlar, katıların sert bir yapıya ve sabit bir şekle sahip olmasını sağlar. Katıların en önemli özelliklerinden biri, çekme, çekmeye, gerilmeye ve kopmaya karşı gösterdikleri dirençtir. Cismin dış kuvvetlere karşı gösterdiği direnç onun sağlamlığını belirtir. Yani ne kadar dirençli ise o sağlamdır deniliyor. Çok sağlam ya da. Katı maddelerin dış kuvvetlere karşı şekillerini koruma çalışmasına biz dayanıklılık diyoruz. Örneğin boyutları aynı bir bakır tel ile çelik telin dayanıklılığını düşünün, hayal edin. Çelik kopmayacaktır ama bakır ne olur? Kopacaktır. Ee, burada ne diyeceğiz? İşte çeliğin e, dayanıklılığı bakırın dayanıklılığından büyüktür. Katı cisimlere uygulanan kuvvet cismin dayanıklılığından büyükse cisim şekil değişikliğine uğrar. Yani sizin uyguladığınız kuvvet eğer onun dayanıklılığından Fazlaysa ne olur? Cisim şekil değişikliğine uğrar. Şöyle düşünün, bu kalemi ben e, az bir kuvvet uyguladığımda gördüğünüz gibi ses de geliyor. E, ne oluyor? Şekil değiştiriyor. Ama daha büyük bir kuvvet uyguladığımda ne olacak? Tak hemen kırılacak. İşte bu onu anlatmaya çalışıyor. Kırılır, eğilir veya kopar. Kuvvet cismin dayanıklılığından küçük ise cisim esneyebilir. Evet, görüyoruz esniyor. Ama kırılmaz veya kopmaz. Biz dayanıklılığı D eşittir. D harfi ile gösteriyoruz. Bu dayanıklılıktır. Kesit alanının bölü hacmi oranıdır. Pardon. Kalemi bırakıp rahat rahat iş yapayım. Bazı düzgün geometrik cisimlerin e, hacimleri ve kesit alanları verilmiş. Şimdi baktığımızda şimdi bu kesit alanı olayı e, biraz e, kafamızı kurcalayabilir. Kesit alanını şu şekilde anlatayım. E, gördüğünüz gibi şu silindir şeklindeki eee bir e, kabı. Biz şu ortadan yani şu noktadan kestiğimizde, ikiye ayırdığımızda e, karşımıza ne çıkacak? Gördüğünüz gibi bir e, daire çıkacak. İşte burası kestiğim yer. Yani kestiğim yerin karşıma çıktığı bölümü kesit alanıdır. Şekli neyse onun alanı bana kesit alanının değerini verecek. Şimdi kübe bakıyorum. Ya ben kübü şu ortadan kestiğimde 2'ye ayırdığımda karşıma ne çıkacak gördüğünüz gibi yine bir kare çıkacak. E o zaman kesit alanı ne olur? A kare olur. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar kestiğinizde bir daire çıkacak. O dairenin yarı çapı R üssü ise ne olur? Pi R üssünün karesi çarpı buranın e, pardon hacmini pi R kare şeklinde. Pi R üssünün karesi yani şuradaki R'den daha küçük bir R değeri kürenin kesit alanı pi kare'dir. Evet bakın kestiğimde ortadan ikiye ayırdığımda karşıma pi kare çıkacak. Dikdörtgenler prizmasını ben şuradan böyle kestiğim zaman ikiye ayırdığımda ne olacak? A çarpı B şeklinde bir halı karşıma çıkacak. Şu alan A çarpı B'dir. Silindirde ise buradan kestiğim zaman ne olacak? Yine bir daire çıkacak. O da pi karedir. Uzunluğu 6 santim, genişliği 4 santim ve yüksekliği 10 santim olan dikdörtgenler prizmasının yüksekliği 2 katına çıkarılırsa şimdi ben uzunluğu 6 genişliği bunu bir dikdörtgenler prizması başlangıçta çizeyim. Böyle bir şekil. Genişliği 4 santim. 6 santim uzunluk. Yüksekliği kaçtır? 10 santim. Diyor ki bu prizmanın yüksekliğini iki katına çıkarırsan. Şimdi ben şurada dayanıklılığın birinci cismin dayanıklılığı nedir? Kesit alanı ne olur? Kestiğimde 6x4 24 olur. Bölü toplam hacim nedir? 24 çarpı 10dan 240. Ya da ne oldu? 1 bölü 10 oldu. Yani yükseklik. E ben yüksekliği 2 katına çıkardığında cismim şu şekilde olmayacak mı? 10'dur 20 oldu. 2 katına çıkardım. Burası yine 6. Burası 4. E, yükseklik 2 katına çıksa dayanıklılık ne olacak? Yarıya düşecek. Yani D bölü 2 olacak. Ya da D üstünü bilmiyorum eşittir. 6 kere 4 24 bölü 480 değil mi arkadaşlar? Evet yani e, burada 240'tı. 2 katına 2 katı geldi. 480 etti. Böldüğüm zaman 1 bölü 20 oldu. E, D nedir? 1 bölü 10. E D üssü ne olur o zaman? D üssü eşittir. 1 bölü 10 yaptığımda D bölü 2 cevabı çıkar. Yani dayanıklılığı yarıya düşer. Yani bir cismin yüksekliğini artırdığınız zaman onun dayanıklılığı ne olur? Yarıya düşer. Ya da azalır diyeceksiniz. Yani yüksek binalar istediğimiz şekilde yapamayız. Neden? Çünkü kesit alanı bölü toplam hacminin değerinin belli bir değeri aşmaması gerekiyor. Düşünün çok yüksek 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 binalar yaptığınız zaman ne olacak? Hemen devrilme şansı olacak ya da hemen hafif bir rüzgarda bile savrulup gidecek ya da yıkılacak. Herhangi bir varlığın boyutları ölçekli olarak artırıldığında ağırlığı dayanıklılığından daha fazla artacağından dayanıklılığı azalır. Galileo dayanıklılıkla ilgili mukavemetten bahsetmiştir. Mekaniğin alt dalı olan, bakın mukavemet, mekanik, mekaniğin alt dalı olan mukavemet bilimi cisimlerin yük etkisi altındaki davranışlarını inceliyor. Böyle bir soruya geçelim. Aynı maddeden yapılmış A ve B cisimlerinin boyutları şekilde verilmiştir. Buna göre diyor ki işte dayanıklıklarını Oranlayın. ya Şimdi burası 2 mi? 2. E kesit alanı neydi burada? D eşit değil mi? 1 bölü 10. DA eşit değil mi? Yüksekliğe bağlıydı. 1 bölü 10. Şimdi buranın hani bir önceki soruda yapmamıştım. Silindirin bir dayanıklılığını bulayım. Silindirin dayanıklılığı e, kestiğim zaman pi r kare karşıma çıkıyor mu db? E bunun hacmi neydi? Pi r kare çarpı h değil mi? E bak bu pi r kareler sadeleşiyor. Demek ki bu da yüksekliği ile ilgili olan bir durum. O zaman 1 bölü 2 dayanıklılığıdır. E benden ne istiyor? dA'yı dB'ye böl. dA sen 1 bölü 10'sun. Bölü. dB sen de 1 bölü 2'sin. Şimdi ben 1 bölü 10 çarpı bu yukarıya ne gelir? 2 diye gelir. O zaman ne olur cevabım? 2'ler sadeleşti. 1 bölü 5 dA bölü dB değeridir. Adezyon ve koezyon kuvvetlerini anlatayım size. Katı maddelerin aksine dış kuvvetlere karşı çok az direnç gösteren, kolaylıkla şekil değiştirebilen, akabilen maddelere olarak akışkanlar olarak tanımlanır. Akışkanlar. Sıvılar üzerine bir kuvvet uygulanmadığında sıvı moleküllerini bir arada tutan çekme kuvveti itme kuvvetine, itme kuvvetine dönüşür. Sıvı tanecikleri birbirlerine yaklaştırılamazlar. Hani sıkıştıramaz diyor ya. Fiziğin alt dallarından mekanik ve termodinamik yasalarının üzerine kurulmuş olan akışkanlar mekaniği, duran ve hareket halindeki akışkanların davranışını inceler. Yani akışkanlar mekaniği ismi üzerinde akışkanların e, davranışlarını inceler. Akışkanların durması veya hareket etmesi sonucu oluşan etkiler günlük hayatımızla iç içedir. Yağmurun yağmasından topraktaki suyun ağaçlara taşınmasına kadar musluktan e, damlayan e, sudan matbaada kullanılan mürekkebin hazırlanmasına kadar süpersonik uçaklardan ıslanmayan kumaşlara kadar pek çok yerde akışkanlara ait özellikler bulunur. Farklı cins moleküllerin birbirine yapışmasını sağlayan çekim kuvvetini hani farklı karakteristik gösteren insanlara genelde halk dilinde hani adi insan ya da adi mal ya da e, yani adi mal daha iyi olur. Yani karakter üzerine şey yapıyorum ya adi mal. Yani farklıdır. E, bir tarafında kullanılan madde ile şu tarafında ortasında kullanılan madde farklıysa nedir bu? Adi maldır. Ya da adezyon. Bakın adezyon. Adilikten aklınıza tutuyorum. Ade. Hani adilikten diyorum. Yağmur yağması yani yağmur sonrasında yağmur damlasının camlara, saçlara yapışması, çiçeğin yapraklarına suyun yapışması, tahta kaşığa balın yapışması, çay bardağının dipliğine yapışması, bardağın dipliğe yapışması, boyanın duvara, boyanın fırçaya yapışması, tozların mobilya üzerine, unun hani un var ya gıda maddesi, una biz yani hamurun ham maddesi, una dokunduğumuzda un tozunun elimize yapışması, pudranın yüze sürülmesi, deniz kumunun ayaklara yapışması bunların hepsi adezyon ile ilişkilidir arkadaşlar. Adezyon kuvvetiyle ile anlatılır. Yani açıklanır. Şimdi farklı cins maddelerin atomları ve molekülleri arasında olduğu gibi aynı cins atomlar arasında da oluşan çekim kuvvetine ise biz kohezyon diyoruz. Kohezyon kuvveti diyoruz. Şimdi kohezyon e, ko aklınıza gelsin. Pilotun yardımcısı kimdir? Pilot, e, yardımcı pilot. Ona ne diyorlar? Ko diyorlar. Yani pilot pilot aynı cins. Demek ki adezyon farklı, adilik. Kohezyon nedir? Ko pilot pilot. pilot. Aynıdan aklınızda bulunsun. Kohezyon kuvveti katılarda büyük sıvılarda, küçük gazlarda ise ihmal edilecek kadar küçüktür. Bir şişedeki sütün, denizlerdeki suyun, araba deposundaki benzinin bir arada durması kohezyon kuvvetiyle açıklanır. Şimdi bakın. İki tane tüpte Ayrı ayrı sıvılar var. Şu sıvıya baktığımda sıvının şu kenarındaki sıvılar ne yapmış? Çepere tırmanmış. Yani bakın burada hani e, su itmiş sanki sudan kaçmışlar. Yani su taneciği sudan kaçmış. Burada ne var? Kohezyon büyüktür adezyondan. Ko büyüktür adezyondan. Pardon adezyon büyüktür. Özür dilerim. Adezyon büyüktür kohezyondan. Şuraya bakın. Çeperden uzaklaşmış, bombeleşmiş. Bak. Demek ki bu sıvı molekülleri çok kuvvetli ki böyle bombeleşsin. Burada da kohezyon kuvveti büyüktür adezyon kuvvetinden. Yani farklı cins. Burada aynı cins büyüktür. Yani benim içimdeki taneciklerin birbirine tutunmaları daha büyüktür anlamına geliyor. Devam edelim. Bir soru çözelim. Aşağıda verilen örneklerden hangileri adezyon veya koezyonla ilgilidir? Yağmurda saçımızın ıslanması. Ya saç deli nedir? Damlacık yapışmış bak. Farklı farklı. Ne olur o zaman? adezyondur bu. Sıvı damlalarının oluşması. Sıvı damlaları. E bu ne olur? Bir arada durmasını sağlayan nedir? Kohezyon kuvvetidir. Tozların yüzümüze yapışması. Yani yüzümüze, şu yüzeye, masa yüzeyine yapışması nedir? Adezyon. İki farklı madde var. Tayinin kaşığa yapışması. Adezyon adilikten farklı. Musluktan suyun akması. Suyun su gibi akması nedir? kohezyondur. Sıvı molekülleri, su molekülleri kendi arasında oluyor. Diğer bir soru, muslukta asılı duran su damlası verilmiş. Buna göre bu su damlasının damlasında gösterilen o A noktasında bakın tam şu noktada demirle ne var? Su arasında yapışma var. Ne olur o zaman? Adezyon. B noktasına bakalım. Ha, sıvı molekülleri bir arada durmuş. Bu ne olur o zaman? Kohezyon olur. Musluktan ayrılan su damlasının bir bütün olarak damlaması bu da kohezyon kuvvetidir. Gerçekleşir. İşte 1, 2, 3'e hangileri getirilir. Devam edelim. Bu sefer yüzey gerilimle, e, yüzey anlatalım. Durgun sıvıların yüzeyinin moleküller arasındaki gerilme kuvvetinin etkisiyle esnek bir zar gibi görülmesine yüzey gerilimi denir. mi denir? Bir bardakta bulunan sıvı molekülleri arasındaki çekim kuvveti sıvı yüzeyine etki eden hava molekülleri arasındaki çekim kuvvetinden büyük olduğundan sıvı yüzeyinde sıvı molekülleri gergin bir zar gibi görünür. Yani hava moleküllerinden bu sıvılar hava moleküllerinden daha büyük bir kuvvet oluşturuyor ki burada bir yüzey oluştursun. Oluşturmasaydı ne yapardı? Bu moleküller, bu sıvılar bir arada durmazdı, dağılırdı, uçardı. Düşünün havada su tanecikleri var. Deniz var. Havada deniz suyu parça parça sağda solda geziyor. Sıvıların yüzey gerilimi sayesinde sudan daha yoğun olan çelik bir ataç, jilet veya çengelli iğne rahatlıkla batmadan durur. Yani siz bir atacı dikkatli bir şekilde suyun üstüne bıraktığınız zaman ne olur? Ataç yüzeyde durur. Yüzey gerilimine etki eden faktörler var. Sıcaklık. Bu sıcaklıkla ters orantılı. Açık hava basıncı. Yani ben sıcaklığı artırdığımda yüzey gerilimi ne olur? Düşer. Açık hava basıncı deterjan yoğunluk şeker gliserin yüzey gerilimini etkilemiyor arkadaşlar. Yani siz bir bardak suyun içine şeker veya gliserin koyduğunuz zaman bu sıvının yüzeyindeki gerilim ya da yüzey gerilimi etkilenmiyor şeker ve gliserinde ama diğerlerinde değişiyor. kılcallık bir sıvı ile bir maddenin molekülleri arasındaki çekim kuvvetinin sıvının kendi molekülleri arasındaki çekim kuvvetinden daha büyük olması sonucu gerçekleşen etkiye kılcallık denir. Arkadaşlar kılcallık olmasaydı hayatta olmazdı. Çünkü fotosentez olmayacaktı. Çünkü topraktaki sıvıları, mineralleri e, ağaç yapraklarına kadar götüremeyecekti. Bu kılcallıkla alakalı olan bir durum. Köklerden suyun alınarak yapraklara çekilmesi, kan örneğinin alınması, kan şekerinin ölçülmesi, sıvının kumaştan havluya yayılması, kandil fitilinin sıvıya emmesi, gözümüzde biriken yaşların taşınması, kayaçlar içine suların sızması, topraktaki suyun kuru bölgelere yayılması tamamen kılcallık olayıyla alakalıdır. Geldik son sayfamıza. Bir sıvının aynı maddeden yapılmış kesit alanları farklı kılca borularda yükselme ya da alçalma miktarı borunun kesit alanı ile ters orantılı. Kullanılan boru ne kadar ince ise sıvı o kadar yükselir. Sıvının cinsine de bağlıdır. Şimdi burada sıvı burada civa kullanılıyor genelde. Düşünün benim burada eğer e, sıvı arasındaki e, tanecikler e, tanecikleri sıvı moleküllerini bir arada tutan kuvvet e, çok büyük olmuş olsa arkadaşlar bu borunun içinde yükselmezsin. Düşünün ben bir boruyu içi boş bir boruyu çimentoya batırayım. Suya batırayım. Emin olun arkadaşlar suda daha fazla yükselecektir. Bunun temel sebebi nedir? Adezyon kuvvetinin kohezyondan büyük olmasıdır. Şimdi şuraya geldik. Bahsettiğim hani beton durumunu civada görüyoruz arkadaşlar. Civa o kadar yoğundur ki o kadar tanecikleri arasındaki kuvvet o kadar büyüktür ki kohezyon kuvveti adezyonu yeniyor. Bırakmıyor. Normalde bu sıvının şurada ya en azından mantık olarak şurada dengede olması lazımdı. Hayır diyor. Ben seni yani sana izin vermem. Eğer burada Sıvı bu şekilde durmuş olsaydı diyecektik ki eşittir kuvvetler. Şurada olmuş olsaydı adezyon büyüktür diyecektik. Ama dipte olduğu için nedir? Kohezyon kuvveti daha büyüktür. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.